Manevi mektebin derslerini ciddiye almalıyız. Mazeretler bulmamalıyız. Gayret etmeliyiz. Mâ lâ yudrekü küllüh, lâ yudrekü küllüh. Bir şeyin tamamı yapılamıyorsa tamamı da terk edilmez buyuruyorlar. Onun için gece hayatımızı önemsemeliyiz. Tabii biraz sonra tekrar temas etmek istiyorum. Neler gece hayatına engel oluyor? Ama Musa Efendi Hazretleri'nin şurada gece ile gündüz arasındaki irtibatı ifade eden küçük bir metnini okumak istiyorum. Şöyle ki, geceyi sadece Rabbine münacatla geçiren gerçek müridin geceyi bu şekilde ihya ederek elde ettiği nimetler gününün her anına yayılır ve gündüzü gecesinin himayesinde olur. O zaman gündüzlerimizi gecelerin himayesine koymak gibi bir derdimiz de var demek. Geceyi hazırlamalı ki gece gündüzümüze sahip olsun. Gündüz kaybolmayalım. Sokaklarda kaybolmayalım gündüz. Bir takım havatır dediğimiz, dış nakışlar dediğimiz nakışlarda kaybolmamak için geceden güç almak gerekiyor. Gündüze güçlü girmek gerekiyor. Bu ise kalbin ilahi nurlarla dolu olması demektir. Gün boyunca bütün hareket ve davranışları gece biriken nurların fışkırmasından kaynaklanır ve bedeni ilahi bir cisim haline gelerek onu yanlış davranışlardan korur, sükunetinin artmasına sebep olur. Uykudan uyanınca riayet edilmesi gereken edeplerin en güzeli gönlü Allah Teala'ya yöneltmek, düşünme melekesine masiva düşüncesi arız olmadan fikrini hakkın fiillerine çevirmek, dili zikirle meşgul etmektir. Sadık mürid uyuduğunda bir şeyin arzu ve sevgisiyle uyuyup uyandığında tutkun olduğu o şeyi isteyen çocuk gibidir. Sadık aşığın da Allah sevgisi ve onunla meşguliyeti ölüme, kıyamete, haşra kadar sürer. Bu yüzden insan uyandığında hangi şeye ihtimam gösterdiğine, gönlüne ilk arz olan şeyin ne olduğuna ibretle bakmalıdır. Uyandığımız an gönlümüze ne geliyor? 10 saat, 15 saat sonraki dünya işi mi geliyor? Şu anda beni bekleyen Rabbimin huzuru mu geliyor? Bu çok önemli. Çünkü kabirden kalkış da böyledir. Kabirden önce düşüncesi Allah olanın, kabirden kalkarken de düşüncesi Allah olacaktır. Değilse bu şereften mahrum kalacaktır. İnsan uykudan uyanınca gönlü fıtri safiyetine dönmüş olur. Bu yüzden gönlün zikri ilahiden gayri şeyle meşgul olarak değişmesine, uyandığında fıtrat nurunun zahil olmasına fırsat verilmemelidir. Gönülde mazivanın yer tutmasından korkarak mümkün mertebe Allah'a iltica etmek gerekir. Çünkü bu işin ölçüsü Allah'a ilticadır. Bu ölçü sayesinde nurlu yol bulunur ve ilahi nefhalara erilir. Demek ki gecelerimizle gündüzlerimiz arasında bu kadar yakın bir ilişki var. Geceler bizim gündüz bütün harekatımızı kontrol edebilecek bir manevi disiplin oluşturmak durumunda. Demek ki gündüz bir takım sıkıntılarımız varsa gecelerde beslenemiyoruz demektir. Onu muhterem üstadımız seher vakti yazısında çok güzel ifade ediyor. Allah dostlarından birisi kalkamamaktan şikayet ediyor. Diyor ki gündüz Allah'a isyan etme ki gece o seni kaldırsın. Gece kalk ki gündüzde Allah'a isyan etmek gibi bir hataya düşmüş olmayasın.